Herkese merhaba. Türk Telekom markasını taşıyan yeni bir Android telefon olan Türk Telekom Honor 7 geçtiğimiz günlerde resmiyet kazanmıştı. Huawei Honor 7 modelinin Türk Telekom özelleştirmelerine sahip bir versiyon olan Honor 7'nin kutusunu beraber açalım. Çok yakında detaylı incelemesini Teknoblog'da bulacağınız bu telefonun kutusundan neler çıkıyor, İlk izlenim nasıl, ilk deneyimi hep birlikte yaşayalım. Şöyle elimize makasımızı alalım, kenardaki kanaldan jelatini yırtma işlemlerine başlayalım ve kolaylıkla açılışı gerçekleştirelim. Honor 7'de 5.2 inç IPS Neo Full HD ekran var. 8 çekirdekli Kirin 935 işlemci, 16 GB dahil hafıza, 3 GB RAM bulunuyor. Telefon görmüş olduğunuz gibi ince bir çerçeveye sahip. Böylelikle telefonu tek elde rahatlıkla tutmanız ve kullanmanız mümkün oluyor. Arkasında görmüş olduğunuz gibi Türk Telekom logosu var. Şu şekilde jelatini yırtıp size gösterelim. Türk Telekom logosunu görüyorsunuz. Bu şekilde Türk Telekom telefonu logosunu yerleştirmiş. Parmak izi okuyucusu var. 20 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel ön kamera mevcut. Metal bir gövde, oldukça şık duruyor. Bu telefonun açılışını birazdan gerçekleştirelim. Bunun dışında kutudan başka neler çıkıyor? Şöyle deşmeye devam edelim. Aşağıya doğru inmeye devam edelim. Çekelim. Gördüğünüz gibi SIM kart yuvasını ve microSD kart yuvasına erişmeyi sağlayan bir iğne var. Gördüğünüz gibi telefonun özel bir kulaklığı var. Biraz böyle Samsung'da, Apple'da gördüğünüz kulaklıkları andıran türde bir kulaklık var. Ve bunun dışında yine gördüğünüz gibi USB kablosu ve burada da telefonun seyahat şarj adaptörü var. Bu şekilde Türk Telekom Honor 7'nin kutusundan bu gibi aksesuarlar, bileşenler çıkıyor. Şimdi telefonun ilk açılışını gerçekleştirelim. Türk Telekom SIM kartını telefona takalım ve daha sonra da telefonun ilk turunu sizlerle beraber atalım. Evet, Türk Telekom Honor 7'nin kurulumunu gerçekleştirdik. 1 dakikadan az sürede bu telefonun kurulumunu tamamlamanız mümkün. Tabii ki Google hesabı eklemek isterseniz veya parmak izinizi eklemek isterseniz bu süre biraz daha uzamış olacaktır. Baktığımızda Huawei'nin Emotion kullanıcı arayüzünü görüyoruz ve Türk Telekom'un bazı özelleştirmeleri var. Böylelikle sunmuş olunan deneyim biraz daha zengin hale geliyor. Uygulama menüsü yok. Tüm kısa yollar gördüğünüz gibi ana ekrana yerleştirilmiş, bileşenlerle birlikte uygulama kısa yolları ve uygulamalar sunuluyor. Türk Telekom özel bir ana ekran arka plan resmi görüyoruz. Bunun dışında yine kilit ekrana girdiğinizde Türk Telekom özel bir duvar kağıdının süslediğini görüyorsunuz. Huawei telefonlarında gördüğümüz hızlı araçlar yine mevcut. Gördüğünüz gibi el fenerini hemen açabilir veya hesap makinesi aracına doğrudan kilit ekrandan rahatlıkla erişebilirsiniz. Bunun dışında Türk Telekom online işlem, TVBu Spor, TVBu, Türk Telekom mobil dergi, oyun market gibi uygulamaları da bu telefonda yüklü olarak görüyoruz. Böylelikle Türk Telekom'un servisleriyle Türk Telekom Honor 7 kullanıcılarına zengin bir deneyim sunmuş oluyor. Yine Google uygulamalarını gördüğünüz gibi bir klasör altında görüyoruz. İlerlediğimizde diğer uygulamalara baktığımızda temalar var. Temayı değiştirebilirsiniz. Müzik uygulaması, video uygulaması mevcut. Yine araçlar bölümüne girerek buradan kayıt cihazı, büyüteç gibi çeşitli araçları da Türk Telekom Honor 7'de kullanmanız mümkün. Türk Telekom Honor 7'nin 20 megapiksel arka kamerası ve 8 megapiksel ön kamerasına görmüş olduğunuz kamera arayüzüyle kullanmanız mümkün oluyor. Gördüğünüz gibi Huawei'nin cihazlarına alışmış olduğumuz bir kamera arayüzü mevcut. Güzellik, iyi yemek ve bunun gibi çeşitli modlar var. Bu kameranın sunmuş olduğu deneyimle ilgili detayları da ilerleyen günlerde size aktarmaya çalışacağız. Oldukça şık görünen, lüks hissini de fazlasıyla veren uygun fiyatlı bir orta üst segment Android telefonu olan Türk Telekom Honor 7'nin kutusundan çıkanlar bu şekilde. Telefonla ilgili detayları söylediğimiz gibi ilerleyen zamanlarda sizlere aktaracağız. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.